Mementos adı verilen tablo serisi, 1960'lı yıllara ve özellikle Afrika kökenli Amerikalıların başlattığı sivil haklar hareketi çerçevesinde gelişen siyahilerin özgürlük mücadelesine bir ağıt niteliğindeydi. John Kennedy, Robert Kennedy ve Martin Luther King Jr. gibi isimler suikaste kurban gittiğinde onları anmak için yapılan bazı eşyalar halk arasında popüler olmuştu. Bu eşyalar o dönem her yerdeydi. Dolayısıyla bu üç figürün o dönem ve hareketin bütün umutlarını temsil ettiğini ve bir bakıma 1960'lı yıllarda kutsal kabul edildiklerini söyleyebiliriz. Bu noktada bir afiş dikkatimi çekti. Afişte şöyle yazıyordu: "Kaybımız için yas tutuyoruz." Keçeden yapılmış bir afişti. Afişin üzerinde Martin Luther King, John Kennedy ve Robert Kennedy'nin resimleri vardı. Bu gibi eşyalar dediğim gibi o dönemde çok yaygındı. 1960'lı yıllarda ben çocukken bu afişi her yerde görüyordum. Neredeyse her evde bunun gibi hatıralar bulunuyordu. Örneğin kül tablaları vardı, sonra yastık kılıfları vardı, yemek tabakları ve fotoğraflar vardı. Her yerde bunlar gibi objeler vardı. Burada kiç ve anma kavramlarının bir arada olduğunu görüyoruz. Bu tablolar aracılığıyla Kennedy kardeşler ve Martin Luther King dışında 1960'lı yıllardaki harekete büyük ölçüde katkıda bulunan diğer isimlere de dikkat çekmek istiyordum. Aynı zamanda o dönemde hayatını kaybeden insanları da dahil etmek istedim. Hepsini. O dönemde hayatını kaybedenleri. Bunun için 1959-1970 yılları arasında hayatını kaybeden insanları seriye dahil ettim. Bu insanlardan neredeyse hiçbir yerde bahsedilmediğini söyleyebilirim. Kennedy kardeşler ve Martin Luther King gibi onları anmak için hatıra eşyalar yapılmıyordu. Bu nedenle o dönemde büyük katkı sağlayan bu insanları da seriye dahil ederek durumu telafi etmek ve bu insanları da anmamız gerektiğini insanlara göstermek istedim.